Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Berk. Folding kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. LoL 101'in yeni bölümüyle karşınızdayım ve bu bölümdeki konuğumuz Lulu arkadaşlar. Kendisi bir destek karakteri ama karakterin orta koridorda oynandığını da gördük, üst koridorda oynandığını da gördük. Çünkü bu koridorlarda da işlevsel olabilen bir karakterdi. Genelde takıma yardımcı olacak bir pick için tercih edebileceğiniz en rahat karakterlerden birisi. Oynaması kolay ve zevkli. Aynı zamanda çok rahat skor katkısında bulunabiliyorsunuz ve takımın taşımasına yardımcı olabiliyorsunuz. Şöyle bir sıkıntı var. Kendisi tek başına oyun taşıyabilen bir karakter değil. Eğer taşıyıcı rolünde oynamıyorsanız. Ama takıma çok güzel yardımcı olabilen ve dediğim gibi skor çıkartılmasına katkıda bulunabilen bir karakter. Karakteri destek rolünde oynayacağım ben. Çünkü en yüksek kazanma oranı destek rolünde. Destek rolünden dediğim gibi farklı rollerde de oynanabiliyor. AD bullet yapıyorlar, AD carry oynuyorlar. Onu da gördüm çok eskiden de. Orta koridorda oynandı, üst koridorda oynandı. Bir ormanda böyle görmedim herhalde karakteri. Ormanda da oynanırsa tam olacak yani. Ama dediğim gibi yetenek setinden biraz sonra bahsettiğimde neden bunun olabileceğini daha net bir şekilde anlayacaksınız. Şimdi ufaktan runlerinden bahsedeyim. Arkadaşlar karakteri artçı şokla birlikte oynamayın. Artçı şokla birlikte metadaymış, işte güçlüymüş falanmış filanmış diye düşünmeyin. Artçı şokla birlikte gerçekten çok verimsiz oluyor. Gelelim asıl ürünlere. Muhafızla birlikte oynayabilirsiniz arkadaşlar. Muhafızla birlikte oynadığınızda eğer karşıda anlık hasar verebilecek suikastçılar çoğunluktaysa onlara karşı muazzam bir savunma mekanizmasına sahip olmuş oluyorsunuz. O yüzden muhafızı şiddetle şu an öncelikli olarak tercih etmenizi öneriyorum. İkincisi Ayri ile birlikte oynadığınızda hem takım arkadaşınıza kalkan verebiliyorsunuz hem de rakibi dürtmek istediğiniz zamanlarda daha fazla dürtebiliyorsunuz ki zaten pasifinizle birlikte bunu daha da iyi başarıyorsunuz. Öte yandan arkadaşlar bir de oynayacaksanız sihirli yıldızla oynayabilirsiniz. Bu da rakibi dürtmeye dayalı bir şekilde oynayacaksanız işinize yarıyor. Ama dediğim gibi ben açıkçası sihirli yıldızı çok da fazla önermiyorum. Ayrı ile birlikte sihirli yıldızla alabileceğiniz etkiden daha fazlasını alabilmeniz gayet mümkün. Gelelim yetenek setine. Karakterin yetenekleri ne yapıyor? Arkadaşlar karakterimizin pasifi. Gördüğünüz gibi yanımızda bir kelebek uçuyor. Bu kelebeğin adı Pixie. Biz veya bu kelebeğin olduğu takım arkadaşınız. Şimdi Pixie bizle birlikte uçuyor ama bu Pixie'yi takım arkadaşlarınızdan birisine devredebiliyorsunuz. E yeteneğinizle bunu yapabiliyorsunuz. E yeteneğinizi takım arkadaşınıza verdiğinizde bakın Pixie takım arkadaşınızın arkasında uçmaya başlıyor. Belli bir sürenin ardından Pixie size geri doğru dönüyor. Pixie dedim ama ismi Pix. Size doğru dönmüş oluyor ve tekrardan sizle birlikte etkilerini gösteriyor. Ne yapıyor bu Pix? Sizin vurduğunuz veya takım arkadaşınızın vurduğu rakibe kendisi onunla birlikte vuruyor. Bakın vuruyor bizle birlikte. İki tane birden vuruş yapmış oluyoruz. Fakat şöyle bir durum var. Mesela ben arkadaki rakibe hedef aldım. Arkadaki rakibe hedef alırken Pixie'nin vuruşları arkadaşlar öndeki kuklaya çarpıyor. Yani başka bir rakip gelip Pixie'nin vuruşlarını doşlayabiliyor. Önüne geçerek sizin vuruşlarınız doşlanmıyor. Fakat Pixie'nin vuruşlarını dediğim gibi herhangi bir takım arkadaşı, rakip takımdan bir takım arkadaşı önüne geçip Pixie'nin vuruşlarını engelleyebiliyor. Bilginiz olsun. Ve Pixie'nin vuruşları da rakibe büyü hasarı vermiş oluyor. Yani yetenek gücüyle beslenen bir karakter ama saldırı gücüyle birlikte oynandığında işte bu otomatik vuruşlar, Pixie'nin vuruşları, ilaveten karakterin artan saldırı hızı, mobilitesi, bunları da bu yeteneğinizi falan sağlıyorsunuz. Birazdan bahsedeceğim zaten. AD bir build ile de oynanmasını mümkün oluyor. Öte yandan Q yeteneğiniz. Arkadaşlar hem siz hem de Pixie'den bir ışıltılı ok yolluyorsunuz. Bakın şu şekilde. Yolladığınızda rakibe çarparsa rakibi yavaşlatıyor ve rakibinize büyü hasarı vermiş oluyor. Bakın iki rakibe de birden çarptırabiliyorsunuz. Yani alan etkili bir yetenek. Bunu doğru şekilde kullanmanız önemli. Mesela Pixie'yi takım arkadaşınıza verdiniz. Q'yu attınız. Hem takım arkadaşınızdan hem sizden gitmiş oluyor. Onunkilerde çarparsa birlikte büyü hasarı veriyorsunuz. Hatta ne yönde gideceklerini de şöyle mouse'unuzu üzerine getirerek çok net bir şekilde görebiliyorsunuz. W'dan bahsedecek olursak Lulu'yu yapan yeteneklerden en önemli yeteneklerden birisi arkadaşlar. Kendi üzerinizde, takım arkadaşınız üzerinde veya rakip takım üzerinde kullanabiliyorsunuz. Kendi üzerinizde veya takım arkadaşınız üzerinde kullandığınızda saldırı hızı ve hareket hızı veriyor arkadaşlar. Bu sayede karakteri mobil ve dediğim gibi nişancı build ile oynamanızı mümkün kılıyor. Takım arkadaşınıza işte bu sayede güçlendirebiliyorsunuz da bunu üzererek hareket hızı ve saldırı hızı kazandığı için bir nişancının isteyebileceği her şey aslına bakarsanız onu çok güçlü yapmış oluyorsunuz. Öte yandan rakip üzerine kullanırsanız arkadaşlar onu bir farklı forma çevirmiş oluyorsunuz. Bakın farklı forma çevirdiğinizde rakip takım oyuncusu hareket edebiliyor fakat ne büyü kullanabiliyor
ne de herhangi bir şekilde vuruş yapabiliyor. O yüzden karşı suikastçı varsa ve size atıldığı sırada onu pixiye çevirirseniz çok büyük bir avantaj kazanmış oluyorsunuz dostlarım. Öte yandan rakibi de yavaşlatmış oluyorsunuz W'nuzu kullandığınızda ve rakibin işte iyice hantallaşmasından faydalanıp onu bir anda kesebilme şansınız oluyor. Zaten oyun içerisinde de biraz sonra görürsünüz. E yeteneğinden bahsedecek olursak E yeteneğimiz dostlarım kendi üzerinizde, takım arkadaşınız üzerinde veya rakip takımın üzerinde kullanabiliyorsunuz. Kendi üzerinizde veya takım arkadaşınız üzerinde kullandığınızda bakın şöyle bir kalkan kazanıyorsunuz. Takım arkadaşınız üzerinde kullandığınızda yine ona kalkan veriyorsunuz ve Pixie'yi takım arkadaşınızın yanına yollamış oluyorsunuz. Öte yandan rakip takım oyuncusu üzerinde kullanacak olursanız da ona belli miktarda büyü hasarı veriyorsunuz ve onun görünür olmasını sağlıyorsunuz. İşte çalın içerisine girin nerede olursa olsun. Görünür olduğu için onu çok rahat bir şekilde hedefleyebiliyorsunuz. E yeteneğiniz rakibe hasar veriyor. W yeteneğiniz de ona hasar vermiyor dostlarım. Bilginiz olsun yani W kullandığımızda bakın rakip takım oyuncusu hasar yemiyor. Fakat E'mizi kullandığımızda rakip takım oyuncusunun hasar yediğini görebilirsiniz. Ultiden bahsedecek olursak bunu rakip takım üzerine kullanamıyorsunuz. Kendi üzerinize veya takım arkadaşınızın üzerinde kullanabiliyorsunuz. Bastığınızda arkadaşlar şöyle bir alan çıkıyor gördüğünüz gibi. Bu alan içerisinde kalan rakipleri yavaşlatmış oluyorsunuz dostlarım. Bu bir. İkincisi de arkadaşlar şöyle bir etkiye sahip. Yine kendi üzerinize veya takım arkadaşınız üzerinde kullandığınızda ona belli miktarda can kazanıyorsunuz. Ve onun etrafındaki rakipleri arkadaşlar havaya savuruyorsunuz. Hem bir kitle kontrolü hem alan etkili bir yavaşlatma hem de takım arkadaşınızı bir iyileştirme yeteneği olduğu için çok çok işlevsel hale gelmiş oluyor. Bakın şöyle 3 kişiyi birden kaldıralım mesela gördüğünüz gibi bu şekilde bir etkiye sahip olmuş oluyorsunuz. Ultisini çok beğeniyorum. Yine Lulu'yu yapan ultilerden birisi bu. Çok güçlü kılıyor sizleri takım arkadaşınızı kullandığınız kişiyi. Bu sayede de oyun kazanabilme imkanınız oluyor. Mesela yengeç attı. Takımımızda Malphite var. İçeri girdi. Ultisini attı rakip takıma. Herkes havaya kaldırdı. Rakip aşağı inerken bir defa daha Malphite ulti basıyorsunuz. Tekrar etrafındaki rakipleri havaya kaldırıyorsunuz. Rakip kitle kontrolünden çıkamadan onları bayıltabiliyorsunuz. Ama genelde bunun için kullanmanızı pek fazla önermiyorum. Niye diyecek olursanız, siz bunun için kullandığınız zaman ölmek üzere olan bir takım arkadaşınızı hayatta tutamayabiliyorsunuz. O yüzden dikkatli bir şekilde kullanmanızda fayda var. Bilginiz olsun dostlarım. Yetenek seti karakterimizin bu şekildeydi. Öte yandan kimlere karşı kazanıyor, kimlere karşı kaybediyor onlardan bahsetmem gerekirse Rakan, Braum, Alistar, Rell, Taric, Leona ve Yuumi gibi piklere karşı çok yüksek bir kazanma oranına sahip. Bu piklere karşı rahatlıkla Lulu'yu tercih edebilir ve Lulu'nun avantajlarından faydalanabilirsiniz. Öte yandan Brand, Zerat, Vel'Koz, Zyra, Senna, Nico, Swain gibi dürtme potansiyeli yüksek şampiyonlara karşı E yeteneğinizin bekleme süresi de çok kısa olmadığı ve erken seviyede çok fazla kalkan veremediği için başarı elde edemiyorsunuz dostlarım. Erken oyunda hantallığınızdan dolayı sıkıntı yaşayıp ölme potansiyeline sahipsiniz. O yüzden bu şampiyonlara karşı tercih etmemenizde fayda var. Karakterin metadaki durumu kesinlikle 3 üzerinden 3'ü hak ediyor arkadaşlar. Metada çok güçlü bir destek ama dediğim gibi belli başlı piklere karşı tercih edilmemesi gereken bir karakter. Ama dediğim gibi de yine 3 üzerinden 3'ü hak ediyor. Zorluk bakımından da 3 üzerinden 2'yi hak eden bir karakter. Yetenek setinizi doğru zamanda kullanmanız, yeteneklerinize doğru zamanda basmanız lazım. Refleksleriniz çok büyük önem arz ediyor Lulu oynarken ve tek başına oyun kazanabilen bir karakter değil. O yüzden 3 üzerinden 2'yi hak eden bir karakter. Benim genel olarak söyleyeceklerim bu şekildeydi. Şimdi bir de gameplay kısmında karakteri görün. Gameplay kısmında görüşmek üzere. Evet dostlarım gameplay kısmıyla kaldığımız yerden hızlı bir şekilde devam ediyoruz. Bakalım yanımızda Jhin var. Jhin'le birlikte bu matchup'un çok rahat ve güzel olabileceğini düşünüyorum açıkçası. Karşımızdaki eşleşmeyi bilemiyorum. Bu Wukong'la Yasuo gelecek sanırım. Çok troll bir eşleşme. Cezalandırılabilir bir eşleşme. Bunu elimizden geldiğince iyi bir şekilde yapmaya çalışacağız. Rakip de menzilli karakter sıkıntısı var. Bu da onların en büyük eksikliği. Ve bizim de bunu mutlaka mutlaka cezalandırmamız gerekiyor. Bakalım. Keyifli bir oyun olacağını düşünüyorum. Katarina Tutuştur'la birlikte oynuyor. Tutuştur Teleport'la birlikte oynuyor. Bu birazcık Twisted Fate için sıkıntı olabilir. Ona göre hareket etmesi lazım. Fate'in sıçra avantajını iyi kullanması gerekiyor. Katarina'ya yakaladığımız yerde direkt cezalandırıp kesebilecek bir kompozisyonumuz var. Bakalım. Elimden geldiği Lulu'yu detaylı bir şekilde de göstermeye çalışıyorum. Ana öğün olarak da Ayri tercihinde bulundum. Bu takım arkadaşıma daha fazla kalkan verip aynı zamanda da rakibe daha fazla dürtebilmemi olanak sağlıyor. O yüzden ben Ayri tercihinde bulunuyorum. Şimdi Yasuo burada tek başına. Buradaki minyon dalgasını tabii ki yanaştırmayacağız. Ops gittim. Oto hatamı minyona attım. Şaka gibiyim. Şimdi dediğim gibi elimizde bir menzil avantajı olduğu için bunu olabildiğince kullanmamız lazım. Jhin de bana yardımcı olunca işler daha da kolay oluyor.
Güzel, harika bir şekilde rakibi burstlemeyi başarmış olduk. Bir sonraki pozisyonda skor alabileceğimize inanıyorum. Ama şurada bir görüş almam lazım. Çünkü çok ilerideyiz. Bu bildiğiniz baskını açığız demek. Rakip ormancı da buraya gelmek isteyebilir. Gelirlerse 3 kişi çok fazla anlık hasarla birlikte bizi burstleyebilirler dostlarım. Ah, o hasarı verememeliydi ya. Jin de şifası duruyor üzerinde. Şifasını kullansa pozisyonda ayakta kalacağım belki de. Yani en azından mobilite kazanacağım. Kaçmak için şansım olacak. Niye şifasını basmadı adam bilmiyorum. Şuradan peri tılsımını alalım. Pink ward'umuzu alalım. Doldurabilir iksir alamıyoruz. Bu şekilde koridora geri ilerleyeceğim. Rakibimizin tutuşturu yok. Şifasını kullandı ama bizim jinimiz dediğim gibi maalesef şifasını kullanmadı. Orada clean'i de atmadı rakip takım oyuncusuna. Atsa skoru hem kendisi alacak hem de skoru da erken çıkartıp yine kaçabilme şansımız olacak belki de. Şu an Yusuf kovalar bu adamı. Geldim. Udyr buraya gelseydi tatlı olurdu. Bak şifaya bakar mısın adamın kullandığı. Yani bu pozisyonda Yasuo devam edemeyecek zaten oraya. Şifa olmadı. Biraz önceki pozisyonda kullanmıyor, bu pozisyonda kullanıyor. Hadi bakalım kontrollü bir şekilde beklemece. Birazcık geç tabii, 3 level oldum. Kong'da support eşyası da yok. Adam Doran kalkanıyla başlamış oyuna. Güzel. Vur. Aa, adam vurmadı ya. Vursana canım benim. Adam ne klik atıyor, ne bir şey yapıyor. Üzerinde mermisi var. Load da yapmıyor yani. Niye bu şekilde oynuyor bu adam? Jim beni çıldırtacak. Ne yapayım kardeşim diyor adam diye. Oto atak atacaksın sadece. Adama sağ klik atacaksın. Geri kaçmanın lüzumu yok. Çünkü adam beni kovalamak istiyor. Benim için siperlerini ayırmış. Yani şifasını troll kullanıyor. Sıçrasını troll kullanıyor. Bizim diğer takım ne durumda? Üst koridorumuz bir skor vermiş. Birebir de Ornn'a. Bu da hoş bir senaryo değil. Bu Kong base'e gitti herhalde. Şuraya tekrardan pink ward'umu atacağım. Bu adam da buraya vision'ı bırakmış. Yani normalde bu koridorda rakibimizin mümkün değil bizden skor çıkartabilmesi. Çünkü biz poklayabiliyoruz. Rakibi sürekli rahatsız edebiliyoruz. Menzilimiz var ya. En basitinden menzil avantajı var. Jin'le birazcık zor anlaşacağız gibi duruyor bu oyun ya. Son can iksirimizi de kullanalım. Hele şükür. Diyorum ya, mümkün değil normalde buradan rakip takımı bizden bir şeyler alabilmesi. Hadi be. Ben kendim buradan çıkartayım, o ölmez zaten. Yasuo gelmeden oradan çıkması lazım. Tamam, bir de buradan plate altına aldık mı? Üzerimdeki yükleri de kullandım. Özellikle eşyanın üzerine yük kalırsa birazcık daha geç tamamlanır. Erkenden tamamlaması için bunu yapmam lazımdı. Kuleye bir atak yapmış olduk. Neyse, iyi bari buradan iki tane skor aldık. Adamların jumper'ın az olmasını bir avantaja çevirdik. Burada erkenden çizmemi tamamlayacağım arkadaşlar. Anion çizmelerini almam önemli. Daha sık yetenek kullanabileyim. Karakter için daha sık yetenek kullanmak da önemli. Eşyamız çevrildi. Dakika 7 civarlarında. Gayet güzel. Bir tane daha pink ward çektim üzerime. Bu konkurduk görüş alıyor. Dediğim gibi rakip takım görüş eşyası olmadan oynadığı için, yani support eşyası olmadan oynadığı için baskına çok açıklar. Totem konusunda çok sıkıntı yaşayacaklar. İstediğim şey de bunu avantaja çevirebilmek. Şu E'me bir tane daha verdim. Ben E geliştirerek, E fulleyerek oynuyorum arkadaşlar. Sizler bu şekilde oynamak zorunda değilsiniz kesinlikle. Ama en verimli hali bu oluyor bunun. Ah. Hatalı kullandım yeteneği. Çok güzel. Artık tutturursun be onu da. Adam W'yu kaçırdı, ultilerin tamamını kaçırdı. Bilmiyorum. Kaç, kaç orada durma. Allah'ım sen bana sabır ver ya Rabbim. Yani kaçtığı yere bak adamın ya. Ah, çok geç W'mu bastı. Katarina'nın bu arada ultisi yok. W'mu daha erken basabilmiş olsam burada adamı durduracaktım. Kendime kalkan vermekten ziyade bu hamleyi yapabilirdim. Şuradan dişleştiricinin sağ tarafını alalım. Can eşyamızı alalım. Pink ward'umuzu alıp geri gidelim. Dediğim gibi Jin eğer benimle birlikte kulenin altına doğru kaçmış olsa odak konusunda sıkıntı çekecekti rakip takım. Ama değişik bir şekilde onu yapmadı yani adam. Adamların içine doğru yürümeyi tercih etti.
Güzel. Aa, sarı kartı kaçırdı. Güzel. İyi bari o skor elimin altından kaçsaydı tilt olurdum gerçekten. Şunu da şuraya bir atalım. Buralarda görüşleri yoktur kanımca. Yani ejder falan var. Çok rahat bir şekilde ejder görevini de yerine getirebiliriz. Bunu da rahatlıkla alabiliriz. Kata buraya geliyor. Çok güzel. Oh, iyi bari. Ah. Son anda E yeteneğim geldi. Onu basmasaymışım ölüyormuşum. 6 kilo oldu üzerimizde. Gayet güzel. Hiç ölmeye lüzumu yoktu yani burada. Bir base atalım. Geri gelelim. İyi döndüm. 15 skorun 9'una katkım var. Eleman geliyor. Katı eğer burayı isteyecek olursa bu sefer direkt W'mu basacağım. Hiç affetmek yok. Tamam, denemedim. Şimdi dinçleştirici ay taşı bitti. Bu iyileştirme konusunda çok önemliydi. Peşinden buhurdanlığa gidebilirim. Buhurdanlık eğer takımınızda bir tane taşıyıcı varsa çok işinize yarıyor. Eğer birden fazla taşıyıcınız varsa buhurdanlık yerine akan su hasasını öncelikle bitirmenizi tavsiye ederim. Bota gidip bir de jin skorunu mu aldı adam ya? Jungle'ımız iyi durumda. Üst koridorumuz da toparlamış. Ama adamlar buradan rahat rahat kuleyi aldılar. İki tane AD pick çok rahat bir şekilde. Müdürün dikkat etmesi lazım. Buraya gel, buraya. Niye bunlara bunu yaptırıyoruz ki? Hayda. Allah'ım gel de çıldırma. Kalkan basmalıyım. Çok güzel. Buna da keseriz. Çok iyi. Gayet güzel. 13 skor katkısına ulaşmış olduk. Şurada şu ejderi de alırsak aslında daha güzel olur. Jungle'ın gelmesi lazım buraya. Base vakti. 800 gold olmuş oldu üzerimde. Dediğim gibi elimden gelen en iyisini yapıyorum. Takım birazcık daha cesur davransa, benimle birlikte oynasalar çok daha fazlasını çıkartırız. Ama bazen işte bazı karakterlerin oyun taşıyabilme potansiyeli düşüktür. Lul da bunlardan birisi. Özellikle Pillar supportlarda bu konu çok fazla oluyor. Yanınızdaki nişancı kötüyse bir şeyleri başarmanız gerçekten zor oluyor. Mesela şu oyunda bir Vel'Koz gibi bir pickle rakibi çok daha rahat darlayabilirdim. Veya işte Zerat gibi pickle daha rahat darlayabilirdik. Ama işte biliyorsunuz seri icabı Lulu'yu da yapmamız gerekiyor bir şekilde. Bunların hepsi de olağan şeyler. Bak mid'e gidiyorlar. Dikkat etmesi lazım Fate'in. Twisted Fate bu can bariyle çok sıkıntı çeker. Dikkat etmek zorunda. Şurada bekliyor olabilirler. Daha burada bekleyen kimse yokmuş. Şimdi arkamızda kule yok. Burada ileri açılırsak ikimiz de ölürüz. Mecbur geri çıkmamız lazım. Keserler yani. Wukong ultisi gelecek. İşte Yasuo ultisi gelecek peşine. All-in hasarları çok fazla olacak. Cevap veremeyeceğiz. İşte bu senaryodan bahsediyordum. İkisinin geleceği bir ulti. Ki Wukong ultisine adam ulti atmadı da bizim adamın ileride yakalanmasını direkt cezalandırırlar. Ben dedim ki bana herhalde atar Yusuf ultisini. Bana hiç bulaşmadı. Kendi üzerinde kullanmıştım ultiyi. Şu ikinci olarak da W'muzu fulleyelim. Çünkü engage atabilen karakter sayısı karşıda çok fazla. O engage'i bir şekilde disengage'e çevirmemiz lazım. O yüzden W'nun bekleme süresinin kısalması çok önemli. Tutuş durum da var. Wukong'u cezalandırabiliriz.
Ama minyonların argosunu yemeyelim. Jinimiz kule altında AFK bekliyor. Güzel. Asist alabilmek için hem W'mu bastım hem E'mi bastım o zaman. O skordan asiste çıkartmış oldum. 22 skorda da 15 skor katkım olmuş oldu. Hele şükür. Bir an vuramayacak hiç sandım yani. Korktum ondan da. Tekrardan base vakti. Şu iki adamın oyun kazanmaması lazım bot lane'de. Sen de gel bakalım. Bir de üzerimize ping ward alalım. Bu şekilde koridorumuza ilerleyeceğiz. Hani normalde kolay kolay mental olarak düşmem. Ama Jin'in yaptığı çok fazla hata var. Bireysel hata. Yaptığı hataları bir şekilde adama uyarmam lazım. Ya pingleyerek yapıyorum ya çete yazmam lazım bir şekilde. Bak şurada ulti kullanmaya çalıştı. Çift spellinden oldu. Bir de aşağı tarafa doğru kaçıyor. Düz şuradan kaçsana ya. Garip yani. O sırada ne düşünüyor? Aklından ne geçiriyor? Şurada ulti basmanın lüzumu yok. Sen burada 10 tane ulti de alsan adam. O adam ölmeyecek zaten. Yapman gereken şey belli. Kaçacaksın yani. Adamlar seni isteyecek belli ki. Hele şükür. Bir daha bir base atalım bakalım. Yine buralardan bir şeyler çıkarttık. Ejder'e gitmesi lazım direkt takımın. Koşa koşa Ejder'e. Ben teleportu onun attı. Jin onu da mı kaçırdı? Gitti W Ejder'in yanından mı attı cidden? Nasıl bir oyun içerisindeyiz arkadaş. 26 skor, 19 skor katkımız var. Hemen bir şuraya doğru koşturmam lazım. Ornu kesmek bu saatten sonra çok kolay değil. Birazcık daha derin totem atmaya başladım. Rakibin nerelerde olabildiğini görelim diye. Bizim ormanımıza da aslında çok sarkıyorlar. Hani buralarda vision var mı? Bir tane herhalde şurada var. Şuranın tutulması lazım. Ya botu tutacağız ya da şey yapacağız yani. Baron maron alacağız. Şu an olaylar hoş gitmiyor pek ya. Kesin onu, güzel. Tamam, buna devam edelim o zaman. Gelin. İki kişi oradayken oyun bitiririz ya. Base atmaması lazım. Adamlar base atmıyorlarsa biz burada oyun bitiririz. İki kişi yok adamlarda. Gelin. Aha, takımın base atmasını anlamıyorum. Düşünün bakın. Rakibin üst koridoru üst koridorda. Rakibin bot lane'i alt koridorda. Üç kişi yok. Bir kişi ölü. Adamlarda bir kişi var savunacak sadece. Yani değişik bir mantık ya. Şu arkadaşı da keseriz. Çok güzel. Bu kadar. Baron'a gelin. Jin'in base atmasını anlamıyorum. Baron'a gelsene ya. Aa, çıldıracağım. Free Baron var ya. Adamlarda engel olabilecek hiçbir kuvvet yok. Bir tanesi burada takılıyor. Bir tanesi bot lane'i pushluyor. Birisi base atıyor. Ben bir iki hit daha yersem zaten bayılacağım burada. Bizim takım gelene kadar biz kaybettik burayı. Tabii çok güzel. Yani ben diyecek bir şey bulamıyorum. Yok. Ondan sonra yok. Yok. Niye bu adamlar yok? Niye lane tutuyorlar? Komedi filmi gibi. Udyr'la ikimiz barona vurmaya çalışıyoruz. Adamlarda ölü var. Adamlarda eksik var. Görüşü almışız içeri tarafın. Yani tuhaf. Seni satalım. Peşinden bir kuvvet kitabı alalım. Bot lane bir yerden pushlanıyor. Adamlar midi tutmak zorunda bir kere. Midi tutmak zorunda oldukları için cevap vermek zorundalar bir şekilde, ama bak Baron'da adamları aldılar. Yani Twisted Fate ve şu adamın hatası yüzünden. Hadi Akali bot lane'i itiyordu diyelim. Teleportu var keza onun da. Yazık gerçekten, bu oyunu kaybedersek üzücü. Şu an bu ejderi bizim almamız lazım. Bakın hepsi birlikte üst koridora gitti rakip takımın. Hepsi birlikte üst koridorda olduğu için de ejder önü açık. Cevap vermeleri çok zor. Mümkün değil ki kesebilelim bu adamları. Neyse, dikkat dağıtmış olduk. Fate'e dalmasınlar da başka bir şey istemiyorum. Geliyorum. Hatta gelmeye bile gerek kalmadı. Kestiler herhalde onu. Fate de düştü.
Kata geliyor arkadan. İyi bari. Katarina'nın damage'e bak. Deli deşe tasar bırakıyor bize. Tekrardan W'ma verdim. Oyun açıldı. Adamlar rahatça ikinci inhibitörü de aldı. Bu adam da düşecek herhalde. İyi düşmedi. Ucuz atlattı da. Hemen buraların tutulması lazım. Ah, 25 dakika 55 görüş skoruna ulaşmışım. Görüş skorumuz da gayet güzel şu an. Yani ben dediğim gibi bir support oyuncusu olarak yapabileceğimin maksimumunu yapıyorum. Ama oyun taşıyabilecek bir karakter oynamıyorum. Yanımda mutlaka en azından oyun bilgisi birazcık da olsa olan adamlar olması lazım ki kazanabilme şansımız olsun. Mesela bizim Akane'nin skor katkısı falan çok düşük kalmış. Haritaya etkisi de aynı şekilde düşük kaldı. Split yapabilecek bir karakter değildir. Rakibin split'i çok güçlü. Bunu bot lane'de çok güzel kullandılar mesela. Ah, onu kullanmamalıydım işte. Neyse, katı ultisini ultimizle bozabiliriz. Çok iyi. W'ma attığım kişi çok önemli. Master'a W atıp... Adam beni ultiledi ya. Wukong direkt beni ultiledi. Ultiyi mecburen kendi üzerime kullanmak zorunda kaldım. Yani şu adam ve şu adam bana ultisini atıyorken bizim takımın arkada eli boş durmaması lazım. Onların patır patır rakibe vurması gerekiyordu. Vuramadılar. Umuyorum ki burayı savunabilirler. Gerçi hani şey yapabileceklerini zannetmiyorum da. Aa, iki kişi mi buraya geldi cidden bunlar? Büyük hata. Çok iyi. Hemen Fate'e yetişelim. Hele şükür. Hele şükür. Şimdi sırada bir kefaret olabilir. Kimyasal çürütücü olabilir. Bizde ağır yara var mı diye bakıyorum. Akali'de yok. Bu adamda bir tane dikenli yelek var. Bu adamda yok. Bu adamda yok. Yani takımda ağır yara yok. Master'ı iyileştiriyor kendisini. Katarina iyileştiriyor. Yasuo iyileştiriyor. Wukong iyileştiriyor. Yani ama bizde ağır yara yok. Acil ağır yara lazım. Ya da ben kimyasal çürütücü alacağım. Takım arkadaşlarım iyileştirdikçe, etki uyguladıkça onlar en azından ağır yara etkisi açabilecekler. 10 kişi midi tutuyorlar mesela. Niye takımın hepsi midde bilmiyorum. Burayı tutmaları lazım. Ve Baron da geliyor. Çok ters bir zaman. Şu üzerimizde kalsın. Ben sağlamlık karışımı alacağım. Birazcık daha içeride tank olmam gerekiyor. Burayı da tutan kimse olmadığı için adamlar buradan çok rahat kaynak çıkartabilirler. Ben yokken savaşmamalı bizim takım. Yani şurayı tutmak lazımdı ama tutan olmadı maalesef. Bak şu minyonlar çok kötü sıkıntı yaratacaklar bize. Ejder geldi. Adamlar Baron'a gidiyorlar. Çok da hızlı aldılar. Neyse, son ejder. En azından ruhu bize vermiş oldular. Şimdi gidip base'i savunmamız lazım. Hızlı bir şekilde. İnşallah bu da agresiflik yapmaz rakip takım. Şu oyun 30 dakika gerçekten sürmezdi. Gerçekten söylüyorum. Bir kere rakip botlayan hiçbir şey elde edemezdi. Ama elde edebildiler. Oo, ben de düştüm. GG. Yapabilecek hiçbir şey yok arkadaşlar. Bakın 30 skor katkısıyla oynadık. 43 skorluk bir oyunda. Yani GG. Yapacak bir şey yok dediğim gibi. Arkadaşlar umuyorum video hoşunuza gitmiştir. Videoları beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Devamını istiyorsanız like yorum atarak bunu bana belirtebilirsiniz. Tekrardan izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim.